SGK az önce duyurdu. O kişilere erken emeklilik onayı çıktı. Erken emeklilik bekleyenler için SGK'dan az önce müjde geldi. O 45 meslek grubunda çalışanlara emeklilik hakkı tanınıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK az önce milyonlarca çalışan için müjdeledi. Erken emeklilik hakkı olan meslek grupları listesi güncellendi. SGK'dan yapılan açıklamaya göre o meslek gruplarında çalışanlar yıpranma payı sayesinde erken emeklilik fırsatına sahip oluyor. Peki erken emeklilik hakkı bulunan meslek grupları hangileri? Erken emeklilik kimlere sağlanıyor? İşte SGK'nın resmi internet sitesinden paylaştığı bilgilere göre erken emeklilik fırsatı bulunan 45 meslek grubu. Yıpranma payı Türkiye'de çalışan bazı meslek gruplarına tanınan özel bir haktır. Bu hak, zor ve tehlikeli işlerde çalışanların daha erken emekli olabilmesini sağlar. Yıpranma payı, ağır ve riskli iş koşullarında çalışan kişilerin çalışma süresine ek birim günlere eklenerek erken emekli olabilmelerini amaçlar. Türkiye'de SGK tarafından belirlenen 45 meslek grubu yıpranma payı alabiliyor. Bu sayede 45 meslek grubu için erken emeklilik fırsatı tanınıyor. Peki erken emeklilik hakkı olan meslek grupları hangileri? Yıpranma payının temel özellikleri. Fiili hizmet süresi zammı, FS yıpranma payı her yıl için belirli bir oranda ek prim günü kazandırır. Örneğin yılda 360 gün çalışan bir işçi mesleğin zorluk derecesine bağlı olarak ek 60 ya da 90 gün prim kazanabilir. Erken emeklilik. Yıpranma payı ile eklenen prim günleri sayesinde normal emeklilik yaşından daha erken emekli olma hakkı doğar. Yıpranma payı olan işlerde çalışanlar bu sayede yaş haddini doldurmadan emeklilik hakkı elde edebilirler. Yıpranma payı ile erken emeklilik hakkı olan meslek grupları. Yıpranma payı özellikle ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçilere verilir. Bu meslek gruplarına örnek olarak madenciler sağlık çalışanları örneğin radyoloji teknisyenleri itfaiyeciler basın çalışanları askerler ve polisler verilebilir SGK'nın resmi internet sitesi üzerinden yıpranma payı hakkı olan tam 45 meslek grubunun tamamına ulaşabilirsiniz Yıpranma payının hesaplanması çalışılan mesleğin zorluk derecesine göre her yıl için belirli oranda ek hizmet süresi kazanılır. Bu süre, çalışılan toplam hizmet süresine eklenir ve çalışan daha erken emekli olabilir. Özetle, yıpranma payı, ağır ve tehlikeli işlerde çalışan kişilerin işin zorluklarına karşılık daha erken emekli olabilmeleri için devlet tarafından tanınan bir haktır. Yıpranma payı ile erken emeklilik, tehlikeli ve ağır işlerde çalışan kişilere İşin zorlukları nedeniyle erken emeklilik hakkı tanıyan bir düzenlemedir. Bu hak, fiili hizmet süresi zammı (feses) olarak da bilinir ve çalışanların yıpranmalarına karşılık fazladan prim günü kazanmalarını sağlar. Erken emeklilik hakkı, çalışılan meslek ve işin riskine göre farklılık gösterir. Yıpranma payı ile erken emeklilik şartları. Tehlikeli veya riskli bir işte çalışmak. Yıpranma payı Yalnızca belirli tehlikeli ve riskli işlerde çalışanlara verilir. Belirli bir süre çalışma zorunluluğu. Yıpranma payı alabilmek için bu tehlikeli işlerde belirli bir süre boyunca çalışmış olmak gerekir. Meslek grubuna göre değişmekle birlikte örneğin madencilerde en az 5 yıl çalışma şartı aranır. Yıpranma payına göre prim günleri kazanmak. Yıpranma payı kapsamında çalışanların her yıl için kazandığı ek prim günleri farklıdır. Örneğin Yılda 360 gün çalışmış bir madenci yıpranma payı nedeniyle 180 gün ek prim kazanabilir. Bu ek prim günleri toplam hizmet süresine eklenir. Yaş haddinin düşmesi. Fiili hizmet süresi zammı yıpranma payı sadece prim gün sayısını artırmakla kalmaz, aynı zamanda emeklilik yaşını da düşürür. Yani yıpranma payı olan işçiler hem prim gün sayılarını artırmış olur hem de yaş haddini erkene çekerler. Örneğin 20 yıl çalışması gereken bir kişi yıpranma payı sayesinde bu süreyi 17-18 yıla çekebilir. Asgari prim gününü tamamlamak. Yıpranma payı ile erken emekli olmak için yine de asgari prim gün sayısının tamamlanması gerekir. Yani yıpranma payı çalışanlara ek prim günleri kazandırsa da çalışanların normal şartlardaki asgari prim gün sayısına ulaşması şarttır. Erken emeklilik yaşı Yıpranma payı ile çalışanların emekli olabilecekleri yaş da mesleğe ve çalışma koşullarına göre değişir. Örneğin, bazı mesleklerde yıpranma payı ile emeklilik yaşı 5 ila 8 yıl arasında düşebilir. Yani normalde 60 yaşında emekli olunması gerekiyorsa, yıpranma payı olan bir işçi 55-52 yaşında emekli olabilir. Yıpranma payı ile emekli olabilmek için izlenecek adımlar: çalışılan mesleğin yıpranma payı kapsamına girip girmediğini öğrenmek. Yıpranma payı olan mesleklerde gerekli çalışma süresini ve prim gün sayısını tamamlamak. Sosyal Güvenlik Kurumu'na, SGK, başvurarak yıpranma payı eklenmiş prim günleriyle emeklilik başvurusunda bulunmak. Örnek meslek gruplarına göre yıpranma payı. Madenciler, her 360 gün çalışmaya karşılık 180 gün ek prim günü kazanırlar. Toplamda emeklilik yaşları 8 yıl erkene çekilebilir. Sağlık çalışanları, 360 gün çalışmaya karşılık 60 gün ek prim kazanabilirler ve emeklilik yaşı yaklaşık 5 yıl erkene çekilebilir. Gazeteciler, yılda 90 gün ek prim hakkı kazanırlar. Yıpranma payı hakkı, Ağır işlerde çalışan kişilere önemli bir avantaj sağlayarak hem fiziksel hem de zihinsel yıpranmalarını dengelemeyi amaçlar. Ancak bu hak, mesleğe ve iş koşullarına göre farklılık gösterdiği için her meslek grubunun özel olarak incelenmesi gerekmektedir.